Ev Bitkilerim kanalından merhaba. Ev Meyve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi, tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü video konumuz melek kanadı çiçeğinin saksı değişimi. Bildiğiniz gibi melek kanadı çiçeği yapraklarındaki güzellikleriyle fil kulağı çiçeğine de benzemektedirler. Ve melek kanadı çiçekleri çeşitli renklerde yaprak güzellikleri ve yapraklarındaki renklerin asillikleriyle de çok güzel çiçeklerdir. Melek kanadı çiçeği şu anda bendeki pembe olanı, pembe yapraklı olanı ve melek kanadı çiçeğinin bakımı, sulaması ve saksı değişimiyle ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Melek kanadı çiçeği bakımı arkadaşlar, şu anda ben bunu üretim saksında almıştım ve gelişimi çok güzel, durmadan da şurada gördüğünüz gibi yaprak açıyor. Fakat artık bu üretim saksısı ona yeterli gelmemekte. Neden? Çünkü artık çiçeğin kökü boşta kalmaya başladı. Çiçek büyüdü, uzandı ve saksıdan destek alamıyor. Saksıdan destek alamadığı için bir süre sonra çiçekte önce yaprak kayıpları, daha sonra da çiçeğin kendisini kaybetme gibi bir risk doğabilmekte. O nedenle çiçeğimizi hemen saksı değişimini yapacağız. Ve çiçeğin bakımı ile ilgili diğer bilgileri de sizlere vereceğim. Şöyle akarlı bir saksımız, bu altında tabağı var ama akarlı bir saksı, güzel bir saksı. Daha önce bunda başka bir çiçeğim vardı. Onu daha büyük bir saksıya aktarınca şu anda melek kanadı çiçeğimi de ona aktaracağım. Söylediğim gibi çeşitli renklerde yaprakları ve çok güzel renk ve desen güzellikleri olan kara tonlar gibi güzel bir çiçek. Bakımı da oldukça kolay. Aslında istediği kadar güneşi ve istediği kadar suyu gördüğünde, suyu aldığında ve istediği kadar ışığı gördüğünde harika bir şekilde gelişimini sürdürmekte. Evinizin istediği yerine, istediğiniz her tarafında, her yerde konumlandırabilirsiniz. İsterseniz bir masanın üzerine, isterseniz cam kenarında, isterseniz balkonunuzda, gölge bir yerde, isterseniz de herhangi bir odada, güzel bir alanda, dolap üstünde ya da işte masa üstünde, herhangi bir yerde, nerede istiyorsanız konumlandırabilirsiniz. Sadece arada çiçeğinizi gerekli bitki besinleriyle desteklemeniz gerekiyor ve güneş ışığını arada alabilmesi için, güneşin etkin olmadığı öğleden sonra akşam 5-6 gibi güneş vuran bir yerde bir 15 dakika, 20 dakika, yarım saat direkt güneş ışığına maruz bırakmadan istediği kadar güneş ışını almasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında söylediğim gibi bakımı çok kolay. Toprağı geçirgen, torflu, çakıl taşlı ve suyu çok bünyesinde tutmayan, bitkinin istediği kadar suyu, nemi sağladıktan sonra fazla suyu atabilen bir toprak olmalı ve çamur ya da balçık gibi bir toprak olmamalı ve kökleri çok hassas ve ince yapıda bir kök yapısına sahip olduğu için de çok sıkı bir toprakta olmamalı. İstediği şekilde güzel, yumuşak bir toprakta, onun büyüklüğüne göre, bitkinin büyüklüğüne göre diktiğiniz bir saksıda direkt güneşi almayan evin aydınlık bir bölümünde de konumlandırarak uzun yıllar çiçeğinize bakabilirsiniz. Çok çabuk büyüyüp çok çabuk gelişen, hatta o kadar güzel büyüyüp gelişmesini tamamladığında çok harika bir şekilde etrafa yayılan gösterişli bir çiçek. Onun için melek kanadı çiçeğini alıp bakmak, onunla güzel bir şekilde zaman geçirmek, onun gelişimi takip etmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz güzel çiçeklerden biri. Dayanıklıdır. Söylediğim gibi çabuk ölmeyen birçok çiçek aldığınızda, özellikle şurada gördüğünüz gibi para çiçeği gibi, orkideler gibi birçok çiçek sulama dengesini sağlayamadığınızda hemen kök çürümesiyle, ya da kaktüsler hemen kök çürümesiyle ölme işlemini yaparlar. Ama melek kanadı çiçeğinde söylediğim gibi aynı şekilde, benim söylediğim gibi şekilde konumlandırılması ve bakımını yaparsanız kesinlikle hiçbir şekilde çiçeğinizde kayıplar olmayacak. Şimdi çiçeğimizin hemen saksı değişimini yapıyoruz. Şöyle, öncelikle bu üretim saksısında şu çakıl taşlarını ben denizin kenarından toplamış, getirmiş, saksının kökünü atmıştım.
Öyle seviyorum deniz kenarından çakıl taşları toplamak. Çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle önce üretim saksısını şöyle hareketlendiriyoruz. Aşağı yukarı bu benim evde 6. ayı, 5 ya da 6 ay oldu. Tabii ki daha küçük bir saksıdaydı. Ben bunu bu üretim saksısına aktarmıştım. Şimdi de daha büyük bir saksıya aktarımını yapacağım. Şöyle destek olarak köküne çubuk koymuştum. Onu da alayım. Şimdi şöyle bitkinin köklerini incitmeden şöyle hafif saksıyı sıkarak, üretim saksısı olduğu için yumuşak zaten. Şöyle bitkimizi ortaya oturtturup daha sonra etrafını toprakla destekleyip dikimini yapıyoruz. Şimdi ben toprak desteğiyle dikimini yaptıktan sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Dikimini bu şekilde yaptım. Sağına, şöyle sağ tarafına, sol tarafına şöyle destekler koydum. Kök bastırma işlemini de yapacağım şimdi. Bunu mutlaka bütün diktiğiniz çiçeklerde uygulayın. Ben çok faydasını görüyorum. Siz de bunu mutlaka yapın. Saksı değişimi yaparken kök bastırma işlemini arkadaşlar mutlak suretle yapın. Bitkiniz daha sağlıklı ve daha güçlü olacaktır. Bu şekilde dikimini yaptıktan sonra can suyunu da veriyoruz. Ve bitkimizin dikimi, saksı değişimi, bakımı bu kadar. Siz de evinizde çok kolay bir şekilde melek kanadı çiçeğinizi söylediğim şekilde bakarak ve gerektiğinde bir boy büyük saksısıyla değiştirerek güzel bir yerde konumlandırarak harika bir şekilde bakımını ve büyümesini takip edebilirsiniz. Bitkiler insanlara sağlık katar, güzellik katar ve bir uğraş olduğu için insan psikolojisine çok iyi gelir. Ben çok faydasını gördüm. Umarım sizler için de çok faydalı olur çiçekler, bitkiler. Bu şekilde saksı değişimini yaptık, sulamasını da yaptık. Şimdi güzel bir yerde konumlandırmasını da yapacağım. İleriki dönemlerde sizlere yine gelişim ile ilgili veya ekstra bir şey yapmam gerekiyorsa onunla ilgili veya daha büyük bir saksıya aktarmam gerektiğinde de nasıl daha büyük bir saksıya aktaracağımla ilgili video çekip paylaşacağım. Sizlerin bununla ilgili bana yapacağı tavsiyeler, öneriler ya da daha farklı deneyip sonuç aldığınız, güzel sonuçlar aldığınız güzel öneriler varsa onları da yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Beğenerek, paylaşarak, yorum yaparak, arkadaşlarınıza tavsiye ederek ve güzel dileklerde bulunarak destek olursanız çok seviniyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.